Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten güzel bir villa sunumu için geldik. 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış, tam bağımsız, tam müstakil. Şu anda havuz başındayız. Villanın özelliklerine gelince, 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, akıllı evlerden yapılmış güzel bir villa. Aynı zamanda hem havuzlu hem otoparklı güzel bir villa. Sinan şu anda dış cephesini alıyor, havuz görüntüsünü alıyor. Tabii bahçe duvarlarında güzel taşlarla yapılmış, yani taş duvar yapılmış, üzerine çimçitler yapılmış, tamamen izole bir şekil almış. Dolayısıyla burada iki tane villa vardı. Birisi satıldı, bir tanesi kaldı. Hatta Belçika'dan Metin Bey'e de bu bölgede gene aynı 500 metrekare arsa içerisinde villa vermiştik. Buradan da kendilerine selam söylüyorum. Gerçekten alan kazanıyor değerli arkadaşlar. Sinan genel görüntüyü gösterirken hemen burada da bir kamelya alanımız var değerli arkadaşlar. Bordex malzemeyle yapılmış, spot lambalar verilmiş. İşte şezlongu vesaire konulmuş. Aynı zamanda sabit barbekümüz de var. Gördüğünüz üzere tabii binanın dış cephesine baktığımızda veranda kısmına Bordex malzemeyle gördüğünüz üzere güneş kırıcılığı malzemeler kullanılmış. Granit kaplamış komple yerden yukarıya kadar, spot lambalar verilmiş. Geniş bir veranda alanı var. Geniş bir bahçe alanımız var. Devam edelim, otopark alanına doğru gidelim değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 90'a 90 yarım at kalebodurlar kullanılmış. Teletuvar kısmına, otopark alanına, burada da çim yapılmış. Bitkiler kullanılmış. Gayet de güzel olmuş. Otopark alanı gördüğünüz gibi bu şekilde. Ön cephede granit malzeme kullanılmış. Arka cephesinde de gene doğal patlak taş dediğimiz taşlar yapılmış. Bir kısmını, yani birinci katı, üstüne tekrar granitle devam etmiş. Otopark alanımız burada. Gördüğünüz gibi hem nar ağacımız var, hem palmiye ağacımız var, hem zeytin ağacımız var. Hem otopark alanı girişi, hem yaya giriş kısmımız da burada. Çelik kapında da buradan girişimiz var. Tabii ben tam bağımsız, tam müstakil olması açısından şöyle etraflıca dolaşmak istiyorum. Binanın dört cephesinde de kamera kayıt sistemleri kurulmuş. Yani kameralar da hazır bir şekilde takılmış. Buradan da tam bağımsız, tam müstakil olduğunu size göstermek açısından etraflıca dolaştık değerli arkadaşlar. Şimdi hazırsak evimizi görmeye gidelim. Tabii otomatik sulama sistemleri de var. Sinan da ben de elimizden geldikçe her köşesini sizlere göstermek istiyoruz. Çelik kapının girişine geldiğimizde, tabii çelik kapının önü 20 santim yükseklikte yapılmış. Dediğim gibi patlak taşlarla dekor edilmiş. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde güzel bir koridor bizi karşılıyor değerli arkadaşlar. 120-60 porselen seramik, arada da siyah renk kullanılmış. Hemen burada gördüğünüz gibi vestiyer alanımız var, ayakkabılık yerimiz var, çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplarımız var. Merdiven altını bu şekilde değerlendirmiş. Geniş bir koridora sahibiz değerli arkadaşlar. Koridor kısmında da boy aynası kullanılmış gördüğünüz gibi. Burada da kılık kıyafeti düzeltmek için gayet güzel. Tabii videoya hemen giriş yaparken fiyatını söylemedik değerli arkadaşlar. Bu güzel evimizin fiyatı 9 milyon Türk lirası. 9 milyon Türk lirası. Didim sınırları içerisinde takasa da açığız. Bunun özel bir proje olduğunu söylemiştim. Hemen giriş kısmında odanın olma zorunluluğu var. Çünkü yaşlılıkta vesaire bir odanın olması gerekiyor. Son derece geniş, ferah bir odaya sahip gördüğünüz gibi. Işık aydınlatma için pencere konulmuş. Ortaya tekli avize, led ışıklar, tavan yüksekliği fevkalade güzel, geniş. Süpürgeli kısımlarında leke malzemeden yapılmış. Hakikaten güzel bir yerden bahsediyoruz. Bütün kapı pencerelerinde sineklik sistemleri, panjur sistemleri mevcut. Koridor kısmına çıktık. Hemen burada bir genel banyomuz var. Banyonun olması da çok iyi. Alttan ısıtmalı değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeffaf temper camla duşakabinimiz var. İçerisinde karolaj malzeme, beyaz Hilton dolabı, tuvalet alanı ve çift açımlı vasıtas penceremiz var. Salona geçmeden önce bir mutfağı kontrol etmemiz lazım. Gerçekten mükemmel bir mutfağa sahip. Hemen mutfak kısmına geldiğimizde kapımızı tam açıyoruz. Mutfağımız fevkalade geniş ve güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Lake malzemelerden çizilmeye malzeme kullanılmış. Tabii ona 20 siyah seramikler kullanılmış. Tezgaha yine granit tezgahımız mevcut, siyah. Tabii set üstü ocak, dablo manzili, çelik evye. Dolayısıyla gayet güzel bir şekilde burada da fırın, mikrodalga, buzdolabı yeri gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabii Sinan'ın arkasında kaldı. Arka cephedeki, yani diğer duvarda da yine çok kullanışlı dolaplar kullanılmış. Raflar, bütün mutfağın kısmını da ona 20 siyah seramikler kullanılmış. Mutfaktan da veranda alanına çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Kapımızı açıp salonumuza geçmek istiyoruz.
Hemen salona geçmeden çift açımlı panel kapımız var. Salonun içerisine geldiğimizde çok geniş, çok ferah bir salona sahibiz. Salondan iki tane sürgülü kapımız var. İkisi de veranda alanına çıkış yapılıyor. Ortaya kristal avizemiz var. Gördüğünüz gibi gayet de güzel. Yine led ışıklarımız söz konusu. Açık renkler kullanılmış. Tabii gayet güzel, geniş bir evden bahsediyoruz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yürüme mesafesindeyiz değerli arkadaşlar. Merkezi bir konum. Hemen şöyle bir televizyon ünitesi düşünülmüş, alçı dekorasyon yapılmış, arkasına antresit renginde taşlar kullanılmış, gayet de güzel olmuş, çeşitli nişler verilmiş. Şimdi birinci katımız bu şekilde, elimizden geldikçe her tarafını göstermeye çalışıyoruz. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıktığımızda alın kısımları beyaz, üstü galaksi siyahı dediğimiz siyah granit malzemeler kullanılmış. Tabii aynı zamanda kare alüminyum korkuluklarımız var. Merdiven kovanının tamamını iki çeşit malzeme kullanmış, İtalyan baskı boyası değerli arkadaşlar, dekoratif, yıkanabilir, silinebilir boya. Tabi aynı zamanda çift açılımlı bazistas pencereler aydınlatma için hem burada hem üst katta, burada da doğal çanakkale taşı dediğimiz taşlarla kaplamasını yapmış. Tabi Sinan merdiven kovanını gösterirken ortadaki şık avize de hemen dikkat çekiyor, led ışıklar ve şık avize. Tabi yukarıya çıktığımızda geniş, güzel bir hola sahip. Burada da aynı aşağı girişte ayna olduğu gibi burada da boy aynası yapılmış. Yani odadan çıkarken kılık kıyafetini düzeltebiliyorsunuz. Son derece geniş bir koridor alanımız var. Gene spot lambalar, led ışıklarımız var. Hemen ikinci yatak odamıza geçelim. İkinci yatak odasına geldiğimizde ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Hemen vavyen şeklinde düşünülmüş gördüğünüz gibi. Lambalar bu şekilde yakarsız. Ortaya tekli avize. Tabi ebeveyn banyolu demiştim. Sinan kardeşimden ricam, hemen banyoyu da size göstersin. Bu arada lambaları yakarak gidiyorum. Altı ve duşakabinin içerisinde siyah granit malzemeler kullanılmış. Geri kalanında açık renk düşünülmüş. Tuvalet alanı, duşakabini mevcut. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış. İkinci yatak odamız bu şekilde. 4+1 demiştim. Burada odalara girmeden bir de genel banyomuz var. Hemen genel banyoya geçelim. Çok fazla üstünde durmayacağım. Gene şeffaf tempur camla duşakabinimiz söz konusu. Sürgülü cam yapılmış. Arkası siyah, zemini siyah. Diğer kalan kısımlar açık renk kullanmış. Çift açılımlı vasıtas pencere. Tuvalet alanı, çamaşır makinesinin yeri düşünülmüş. Burada tabii çok amaçlı, çok konuşlu dolaplar da söz konusu değerli arkadaşlar. Sinan Arıcan tekrar böyle merdiven kovanını güzel bir şekilde göstersin. Gerçekten albenisi var evin. Tabii hemen üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde genç odası burası değerli arkadaşlar. Altı sabit, üstü çift açılımlı olmak üzere iki tane ışık aydınlatma için pencere kullanılmış. Televizyon sistemleri her odada mevcut. Yine led ışıklar ortadaki avizede mevcut gördüğünüz gibi. Tabii fiyat size göre yüksek olabilir. Ama gerçekten Didim'de artık her şey yüksek oldu değerli arkadaşlar. Sadece Didim'de değil, Türkiye genelinde böyle. Burada da şu anda üçüncü yatak odasının içerisindeyiz. Beş mi oldu Sinan sanırsam? Dördüncü yatak odası. Gördüğünüz gibi çok geniş, çok ferah bir oda. Hemen ön tarafta da gene balkona çıkışımız söz konusu. Dördüncü yatak odasını tanıttık. Aslında ben videonun içerisinde 4+1 demiştim. Aslında 5+1. Onu hemen düzeltmek istiyorum değerli arkadaşlar. 5+1. 5+1. İki odamızda ebeveyn banyolu. Hemen 5. yatak odasının içerisine geliyoruz. Fevkalade geniş, ferah bir yatak odası. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Gördüğünüz gibi kapıyı açtığımızda balkon burada. Hemen sineklik sistemleri de gördüğünüz gibi mevcut. 5+1. 500 metrekare arsa içerisinde değerli arkadaşlar. Burada da boyda boya sürgülü kapı verilmiş. Tabii buradan hem havuz alanını görebiliyorsunuz. Aslında hava puslu, denizi de görebiliyorsun. Yatak başları yan şeklinde düşünülmüş. Sağında ve solunda iki tane aplik lambalar var. Bir de alçı dekorasyon var. Nişler yapılmış. Ebeveyn banyolu demiştim. Sinan kardeşim banyoyu da size göstersin. Gerek duşakabini, gerek tuvalet alanı, gerek hilton dolabı. Hepsi de birinci sınıf malzemelerle yapılmış lüks bir villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız.
500 metrekare arsa içerisinde yapılmış 5 oda, 1 salon, ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, geniş bir bahçeli bir villadan bahsettik değerli arkadaşlar. Villanın fiyatını tekrarlamak istiyorum. Bu güzel villamızın fiyatı 9 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 9 milyon Türk lirasına bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. Didim sınırları içerisinde herhangi bir gayrimenkulle takasımız söz konusu. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.